Ya, Sayın Türker, sizinle devam edelim. Şimdi e, Zafer Bey'in söyledikleri üzerine aslında sorumu yöneltmek istiyorum. Şimdi e, masa e, dalmış gibi yapılabilir e, dediler ve e, buradaki asıl mesajın e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğunu düşündüğünü söyledi Sayın Şahin e, ve e, Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı şansı kalmadığını ifade etti ve aslında Sayın İmamoğlu'nun bundan sonraki hedefinin işte CHP Genel Başkanlığı olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için tekrar bir düşüncesini söz konusu olabileceğini söyledi ama buradaki asıl mesaj Sayın Kılıçdaroğlu'na kısmına katılıyor musunuz? Şimdi bir kere bu mesaj Kılıçdaroğlu'na yönelik değil. Hı. Bu mesaj İmamoğlu ilçenin adı. Adana'daki ilçenin adı. Adana'daki ilçeye giderken... Zeydan yani. Karalar dedim ben de. Evet. Onun için Zeydan Karalar da muhtemelen oralarda. Adana, <laughs> Adana, ilçesine giderken Kozada halka hitap ediyor. Geniş bir topluluğa. Burada ise bir yerde bir dar de bir açılış galiba. Biraz açılış. evvel bir arkadaş söyledi. Kreş açılışı mı dedi. Öyle bir şey. O açılış anında çekilmiş olan ve ağırlıklı olarak hanımlarla olan fotoğrafı kullanıp İmamoğlu'nda izliyor. Kalp işareti koyuyor. Şimdi bunu koyarken biraz evvel söyledim, akıllı bir siyasetçi. Siyasa iletişimin nereye varacağını biliyor, İmamoğlu'yla mukayese edileceğini biliyor. E edilince de işte bir haftadır tartışıyoruz, öyle mi? Yalnız burada değil, bütün televizyonlar tartışıyor. Şimdi bunu tartışınca hem Meral Hanım gündemde hem de bu sayede İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na da sorulunca o da ne diyor? Bunu ben jest olarak kabul ediyorum. İmamoğlu olduğu için. Çünkü neden jest kabul ediyor? Ondan evvel Kozan'da böyle bir işaret yok. Jest olarak kabul ediyorum. Ama Sayın Genel Başkanım da yapsa teşekkür ederim. Yani bu jesti orada gerçekten hangi siyasi olursa yapar. Akıllı siyaset yapan ve onun taraftarı olan kişi. Hatta ben bugüne kadar neden Adana Büyükşehir Başkanı böyle bir şey yapmamış şaşırdım derim ama. Yani işte. aslında Zafer Bey şey dediniz değil mi? Sayın e, Akşener adaylık konusunda Sayın İmamoğlu'nu desteklemeyecekti. Ya yani bir de noktada. alakası yok. Sayın Meral Akşener Hayır yani Say Sayın, Akşener'in eylemlerinden bakayım, bu sonuç herkes, var mı diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bütün siyasi aktörler neden İmamoğlu'na sempatik ikmal yapmak zorunda Şimdi ya? Şimdi efendim bakın. Yok Kemal Büyükşehir Hışmalı Belediye yaptım. Başkanları'na. Yok, Zeydan Karalar'da niye yapsın ya? İstanbul Büyükşehir, <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yani Böcek kimse Büyükşehir çatışmak istemez. Belediye Başkanı. Ama Biraz ama evvel Murat Bey söyledi. Ya Dedi ki da. şu anda İstanbul'daki popülaritesi %60. Öyle mi Murat Bey? Mansur evet. Şimdi İmamoğlu şey İstanbul'da %60'a gelmişse... Bu işte en çok kim endişeleniyor? AK Parti'den gelecek seçimde İmamoğlu elinden almayı ya bakanım, hemen harekete Zeydan harekete Karalar, geçiyorlar. Zeydan, Zeydan Karalar, bakın bak Zeydan Karalar Adana'da Zeydan Karalar Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Hem de önemli bir başarı elde etti. Statüleri İmamoğlu ile eşit. Gidecek ilçe imam Ama hepsi bakın yapacak. Karalar'ın, Ka karaların düğününe gidiyorlar. Ne işi var İlerkes, orada? Meral Hanım da tamam, Karalar'ın düğününe gidiyor. Ya İmamoğlu da düğüne anladım gidiyor. Anladım da bu da düğüne gidiyor. Bakın Sayın yani Beğenim, yani burada onurlandırıyorlar da, Adana bu siyasi Büyükşehir aktörlerin. Şey önemli işler Ya işte. ben Tabii anladım canım. da bu siyasi aktörlerin bu siyasi aktörlerin İmamoğlu'nu olandır onurlandırmak, mutlu etmek gibi bir görevleri mi var İmamoğlu'nun Hayır yok ama ama bakın Bir, ama, bak sen, bak sen, bir bak tanesi ya. Melik Bey. Ne özelliği Me var Me ben anlamadım. Me Melih Bey geçen ne hafta biz var. bunu konuşurken ne bana kalp var, gönderdiniz şey değil mi? Bana kalp gönderdiniz. Niye? Yani bana beni mutlu etmek zorunda mıydınız? Değil ama beraber tartışıyoruz. Sakın ama, alınma bana hayır ben, seni eleştiriyorum diye ben kalbini gönderdim ama ben de sana kalbimi gönderdim. Yine ayrı... mi kalp bekliyorsunuz Melik Bey'den? E, göndermiyorum tamam. ne yapayım. <laughs> tamam yine kalp atarım. Yoksa, atmıyorsun işte. Neden da, atmıyorsun? Ya herkes böyle sen seninle ya farklı he, görüşte olunca atmıyorsun. bıraksın. Bak farklı bakın, görüşte olunca bakın, atmıyorsun. Bakın bu bu tür Demek şeyler. Demek ki görüşte olmak lazım. Bakın bu tür Farklı görüşte bu, bu olunca şey, hala söylüyorum bu, bu atmıyorsun. Gerçekten atmazsın. Bak bir şey şu attım attım. Attım ya attım. Kim yaptı? <laughs> tamam. <gülüyor> bu tür şeyler. Ben de istedim bakın, diye attım bu, bu, bak. Şeyler, Ama İmamoğlu istemeden attı. Kalbi. Ama peki şey Sayın Türker duyalım Yok, Melik ben... Bey Aynanda işte şimdi... e, o girdi araya ben, ben de yanıt veriyorum. Beyle, ama... De ama siz de Hemen bazen araya giriyorsunuz. Hocam, bazen de Hocam, Melik Bey seslenen. müsaade ediyor. O yüzden şimdi Melik ha. Bey konuşsun buyurun. Yok sayın Bakanım bir cümleyle bakın şöyle bir hata yapılıyor. Bakın İmamoğlu ya bakın hakikaten ya belediye başkanının kazan, eyvallah büyük başarı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını kazanmak büyük başarı kabul ediyorum. Ya ama otur oturmaz ya böyle işte pamuklara saralım. Aman el üstünde tutalım. Ya niye ya? Bir başarı hikayesi Ama Olsun, iyi çalışıyor tutsun, İstanbul'da. El üstünde tutsun. Yok efendim. Ya yok efendim genel başkan bana alsa ona da teşekkür ederim. Sen kimsin? Niye genel başkan sana? Niye teşekkür etmesin? Nasıl genel başkan ya? ya. ya. Siz yapmayın. Ki, yani yani teşekkür diyorsun, etmesin bir kılıçlar oğluna. Genel başkanını görmedikten gelsin. Statüde. Meral Hanım'ı görmedikten gelsin. Da ona Olur mu, mu öyle de. şey canım? Siz hiç Yapmayın. gördünüz mü ya? Yani siz ya mahkum, hayır, etmek hayır, yani mahkum etmek istiyorsunuz İmamoğlu'nu. İmamoğlu'nu mahkum etmek istiyorsunuz. Sen eleştirir. sen hiç ağzını açma diyorsun. Hayır hayır Ama değil adı, değil. Ya bakın. adam Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya bakın. değil değil. Büyükşehir Belediye şehir Başkanı. Bakın Karadeniz gençliği kendini... gider Sayın Bakanım bakın şunu anlamıyorum. Ben ya Sayın İmamoğlu'nu dokunmaz kılan böyle el gibi bebek, gül bebek sütü tutmamızı gerektiren ne var? Ben onu anlamadım. Dokunulmaz kılmıyor gidiyor. ki kendi dokunulmaz seçmeni yargılanıyor. Bakın, Hiç kimsenin onu seçmeni... dokunulmaz kıldığı yok. Ben Melik seçmeni... anlayamıyorum. Bir anlayalım. Bakın, bakın. Evet. Hayır. Kendi seçme Karadeniz Gecesi'ne gitti. Kendi seçmeni onu destekleyenler yani fazla sayından tutun <laughs> ataklısına kadar onun için kapı kapı gezip oy toplayanlar İrfan Değirmeyincisine kadar şimdi bunu desteklediler. Tamam mı? Ondan sonra dediler ki vay efendim sen Karadeniz'sine nasıl dağyan alçıyı götürsün? Evet tamam işte Çıktı, bu, aklınızı bu, başınıza bu bu başımızdan toplayın. Bu bu, Çıktı, niye, bu bu doğru bir yani şey midir yaparlar? onu böyle bunu yapanlar doğru mu yaptı? Bunu yapanlar Ay, bak, doğru mu yaptı? Siyaseten artık, imam, yani ne deme? ne istiyorlar? Kutuplaşalım büyümeyelim. büyümeyelim. Bakın onlar büyümeyi istemeyenler. Kutuplaşalım. Bakın çok, bak, çok bak... Az... Sayın Bakanım. Ya, şimdi şimdi bakın temiz aynı şu anda aynı görüşte değiliz. Gerçekten birbirimizle konuşmasak birbirimizin görüşlerinden nasıl haberdar olacağız? Yani şimdi İmamoğlu Nagihan ya Hanım'ı gönder götürmüş. Bakit, Vay niye baş, götürdün diyenler yanlış yaptı. Peki. Ben, benim itirazım tamam eleştirme hakları var ama çıkıp aklınızı başınıza toplayın siz kim oluyorsunuz diyemezsiniz. Bakın ee, sen dedi, İmamoğlu, ne yapalım? çok fazla kredi veriyorsunuz. Başka bir belediye başkanı bu kadar hata yapsa yok kar krizinde işte lokantada yok Selde, Bodrum'da yok. Aklınızı alırım. Aklınızı başta toplayın. Bak hemen hemen Toplam ne yapıyorsun? %60'ı %60'a %60 %60 yükselmiş. Bakın, bunlara rağmen yüzde altmışa yükselmiş. kredi verilmiş. Popülarite. Bakın %60'a yükselmiş popülaritesi. Bu da rağmen. Bu eleştirilere rağmen. %60'a yükselmiş. 56'da. o yorumu değil. Popülarite. Ama ben yorumu değil. Çok o yorumu değil. Vatandaş. Popülarlık. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ama popülarlık oyunu da getirir. Ben üniversitedeyken. Öyle değil Sayın, de o. Sen Cumhurbaşkanı değil niye Bakın, yükseldi diyorsunuz? Dediğin... Popüler olduğu için. Dış politikada Hayır, şunları o... yaptı, şunu mu yaptı diye anlatıyorsunuz değil Kıyas, mi? Kıyas o iş, o o efsane. O farklı mı yani, farklı mı? Olur mu ya? Yaratıyor. İkisi de Tarih efsane ya. değil. İkisi Kıyas de devlet adamı. İkisi de devlet adamı. Kıyas kabul etmez. Sessiz, Bu ülkede 2002'den bu yana sessiz devrim oldu. Kıyas kabul etmez. Yani Niye ne olacak kıyasıysa? Hazırlabileceğin anlamına gelmez. Yarın aday olsa İmamoğlu iki ya belediye ben... başkanı, iki cumhurbaşkanı adayı kıyaslanmayacak mı? Hem aday olur diyorsunuz hem de kıyaslanmıyorsunuz. Ya elbette... Hayır hayır hayır. Şöyle diyorum. Yani elbette aday olabilir. Yarışırlar ama yani Erdoğan hikayesiyle o hikaye kıyas kabul etmez. Yani bu Tolstoy'la Tolstoy'un savaş barışıyla işte ne bileyim. Yerel bir tane yazarın romanı kıyaslamak kadar abeste işti yani, Sayın Cumhurbaşkanı hikayesi yani, de İstanbul'da başladı. Efsane. Sen. Ama İsa Cumhurbaşkanına da İstanbul'da bravolar olamazsın diyenler işte, şimdi işte, sahnede yok. da şimdi Cumhurbaşkanı ortada tamam. onlar sahnede Sayın yok. da demek ki demek ki bu teşhisler bazen yanlış oluyor. Tamam. Sayın İmamoğlu da icraatlarıyla hikaye efsane yarasın. Öyle 10 Kasım'da dans etmekle Yok karda gidip büyük yemek yemekle yok alkolde alkolle bu ettim, popüler olursunuz popüler olursunuz beğenme. ama tarih yazamazsınız. Yok, Bakın eder. popüler olursunuz tarih yazamazsınız. Bakın Öyle siz belediyeciliği kötü farklı. yapıyor diye söyleyemiyorsunuz. Hep eksik şu eksik bu eksik şu belediyeciliği yanlış yaptı devraldı şu işi yok etti deyin bakalım neresi belediyeciliği eksik? ne devir aldıysa, ya, ne, borç devraldı, aldı, yani, borçsuzun diyorsunuz değil. adama. Zaten onu borcu devredenler onlar. Ama ya şu... Tamam onu konuşmuyoruz ama şu anda Sayın Türkler. Ama, yani, ama, bak, ama ne yapıyor ne konuşuyor? Biz izin adaylık, izin 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 adaylık hemen, hemen söz izin konusu izin olabilir da, mi? Sayın Akşener'in böyle bir desteği layıp. olabilir, olabilir mi? Bunları konuşuyoruz. Bir araştırmacı var diyor ki popülerin desteği 56'dan 60'a yükseldi. O zaman bu popülariteyi nasıl yükseliyor? Bir insan popülaritesi yanlış olsa yükselir mi? İnsanlar vazgeçer ondan. Ya her popülerlik oy anlamına gelmiyor. Ya ben Daha o o yandan konuşmuyorum. Şimdi popüleriteden bahsediyoruz. Dediler Peki burada e, Sayın Sarı'nın da ekleceği bir husus vardı. Kemal Derviş parti kurarsa işte efsane yaratır. Ne oldu Kemal Derviş siyasetten meftaya döndü mü? Ben bir siyasi döndü mü? Her şey popülerlik değil. Yapmayın. Sayın Şahin'i duydum ya, galiba. Ya, Sayın Şahin buyurun. Ne? Yok, Troyka, Troyka. Ya ben sadece hikaye bu işler. Ben sadece bir soru sormak istiyorum Sayın Sarıya. Buyurun. Ee, yani şunu mu anlamalıyız? Ekrem İmamoğlu'nun şu anda mevcut kamuoyu araştırmalarına göre İstanbul'daki oy oranı yüzde %60 mı? Bize bunu mu söylüyor acaba? Bunu Hayır, mu hayır. Onu söylemiyorum. Kendi oy oranını koruyor. Fakat siz 60 deyince öyle anlaşıldı, orayı bir açarsanız. Popülarite Hı. olarak. Kendi yani bir önceki 24 Haziran'da aldığı oy oranı koruyor. Hatta çok düşük bir oranda da yukarı çıkmış vaziyette. Fakat siyaseten siyasi görüşünden dolayı siyasi ekrem Mamlakon içinde bulunduğu siyasi partiye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyecek olanlar. Uzak duruyor Fakat beğeniyor musunuz diye sorduğumuz zaman %60'lara çıkıyor beğeni oranı. Ben de Murat Bey bir size karşılık olsun diye değil bir ankette değil Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki mevcut oy oranını yüzde %40 olarak gördüm. Yani bu da bir başka araştırma. Yani herkes ee, bir tabii araştırma yapıyor. Ben kendi anket... araştırmamı söyledim. Bilmiyorum yani benim ankette evet, böyle yani çıkıyor. Yani ben anket, milletin anketidir. O da muhtemelen taraflı. Birisi yanlış yapıyor. Ya ben ya. Evet. Peki, başka var mı ilaveniz Sayın Şahin? Konuyla alakalı? Yok. Peki. Sayın Türker Söz sizdeydi, buyurunuz. Yani ben şimdi bu Kılıçdaroğlu'na karşı ittifak mı var? Kılıçdaroğlu adaydır diye birileri ısrar ederse altılı masada, yani millet ittifakı içinde birinci sınıfta olmayanlar, yani sahnede olmayan başkanlar dışında ve yetkili olmayanların bu çıkışları yapması doğaldır. Sayın Ağrı Alioğlu görevi değiştiği zaman herkes görevden alındı. Hatta kendisi bile sordum niye aldılar beni anlamadım dedi. Ama ben de dedim ki yeni e, bir rol üstlenecek. Kendi partisini de eleştirdi. Tabii ben dedim ki yeni bir rol üstlenecek. Yeni üstleneceği rol nedir? Parti içindeki dengeyi korumak zorunda. Yani şu anda Beral Hanım'ın en fazla oy aldığı yer CHP sempatizanından, CHP seçmeninden oy alıyor. Yani kim ne derse desin artık MHP seçmeninden oy alma doyum noktasına geldi. Murat Bey yanında bunları bu yorumları yapıyoruz bize düşmez ama Özellikle o noktadan o, o Sen öyle bir Siyasi deneyim, Şimdi ne iki demek? yerden alıyor. Bir AK Parti'den kopan ve eskiden biraz daha merkeze yakın olanlardan oy alıyor. Bir de CHP'de oy vermiş ama CHP'li olmayan kesimden de oy alıyor. Yükselişi oradan. Şimdi bu yükseliş durduğu zaman ister istemez kendi içinden birileri tepki koyacak ki yine Meral Hanım gündeme gelecek. Meral Hanım bile son bir konuşmasında kadınların yeteri kadar organize olmamalarından, örgütlü olmamalarından şikayetçi. Çünkü kadınlar örgütlü olursa Türkiye'de organize olursa ve bir kadın liderin olduğu bir yerde İyi Parti'nin oylarının daha da yükselmesi gerekir. Diğer partilerden de oy çekmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada Kılıçdaroğlu'na karşı burada bizim editörün attığı başlık doğru. Böyle bir ittifak görüntüsü var. Bu ittifak görüntüsünün başına kim geliyor? Cumhur İttifakı'ndan yana olanlar, Cumhurbaşkanı'ndan taraf olanlar bir kere bunu ortaya koymak, bunu göstermek durumundalar. Normal. Yani hiç kimse kendi tarafının kaybedeceğini, kendi tarafının puan kaybedeceğini kabul etmez. Herkes kendi tarafını yükseltmeye çalışır. Diğer tarafta Sayın Sarı'nın söylediği tabirle Millet İttifakı'nda CHP önce kendi konumunu, parti içi konumunu korumak zorunda. Şimdi parti içindeki konum nedir? İşte biraz evvel mesela hemen Zafer Bey nasıl yorum yaptı? İmamoğlu'nu genel başkanlığa hazırlanıyor dedi. Bir kere belediye başkanı olduğu sürece parti genel başkanlığına hazırlanmaz. Neden hazırlanmaz? Önlerinde önemli bir örnek var. Murat Karayalçın beyefendi CHP'ye genel başkan oldu. 25 yıl CHP Ankara'da yani onu takip eden CHP belediye kazanamadı. Şimdi böyle bir imkan İstanbul'da da varken, 25 yıl sonra alırken bunu niye bıraksınlar? Bunu görmeden böyle bir yorum yaparsak aa, İmamoğlu hakikaten böyle böyle böyledir. İmamoğlu'nu parti genel başkanına hazırlanıyor demek aslında İmamoğlu'na zarar verme amacı gidiyor. Neden? Çünkü normal kulislerde kim olur şeyden sonra diye konuşulduğu zaman iki isim gündeme geliyor. Birisi şu andaki örgüt başkanı, genel başkan yardımcısı, diğeri de grup başkan vekili. Şimdi bu iki kişinin konuşulduğu yerde İmamoğlu ismi gündeme gelince otomatikman birlikte beraber bir farklandalık yaratır. Çünkü herkes kendi reklamının başkası tarafından gölgelenmesini istemez. Niye reklam kelim e, kavramını kullanıyorum? Ben de cevap vermek istiyorum. Tabii, buyurun. Niye reklam kavramını kullanıyorum? Çünkü cümlesini tam tamamlasın. Sayın Tüker aldığı bana. şeyin Başka bir muhalifle gölgelenmesini de onun için. Söylüyorum. Peki cümle bitti, Sayın hayır, Şahin buyurun. Ama inanmıyorum. Yok hayır, arada araya, da, yani araya gidecek. <laughs> yani Zafer de, Melik de böyle bana saldırmakta ustadlar. <laughs> Aa, yok öyle demeyelim de hani karşılıklı <gülüyor> sohbet <gülüyor> ediyoruz hayır, diyelim. Bakayım. Buyurun Sayın ya, Şahin. Şimdi Fulya Hanım ben ama işte Sen... Ekrem Bey'i bizden çok severseniz böyle olur. <laughs> şimdi bu bak gibi. hemen laf atıyorsun. <laughs> <laughs> Buyurun ben, Zafer Bey Sayın Bakanı e, dinlerken zaman zaman yani kendimle böyle bir iç hesaplaşmaya gidiyorum. <laughs> ya yaptığım her konuşma, anlattığım her şey birilerine zarar veriyor. Bu bazen sayın Cumhurbaşkanı oluyor. Bazen sayın İmamoğlu oluyor. Yani ben ne desem Cumhurbaşkanına zarar veriyorsun ya da İmamoğlu'na zarar veriyorsun. Ya sayın Bakan Siyasetin doğal akışı. Şu anda Cumhurbaşkanından bahseden yok ya. Siz bunları benden. Sen niye başka şeyleri siz karıştırıyorsun? İlk benim yaptığım bir açıklamayı ilk yaptığım bir açıklamayı Cumhurbaşkanına zarar veriyor diye bir şekilde etkisizleştirmeye çalıştım Ama ama o zaman haklı çıktım. Bakan, Arkadan Cumhurbaşkanımdan düşündüğüm gibi Siz açıklamayı. bunları Bakın siz bunları bizden 10 kat daha iyi bilirsiniz. Ya Ekrem İmamoğlu'nun eee CHP genel başkanlığını aklından geçirmediğine siz gerçekten inanıyor musunuz ya? Bugün işin değil. 94 tabii oy olmuş olabilir. Bugün işin değil ama bugün şu anda parti i̇nanıyor genel başkanı buna? varken öyle mi ne zaman yerde böyle e işte bir şey yapar mı? Fırsat önünde fırsat önünde işte Kemal Bey evet. aday olacak kuvvette muhtemel. Peki ben size ben size şunu sorayım ya bana zorla o listeyi okutacaksınız. Peki bu adamın aklında böyle şeyler yok da bu ekipleri niye kuruyor sizce? Hangi ekipleri kurmuş? Niye bu kadar geniş ekipler oluşturmaya Hangi çalışıyor? ekipler var? Hani bir sayısını isimleri de bilelim oluş. biz de. Belediye Şu anda ekipler dediğim Belediye. medyadakiler bile saldırıyor mi ona. Kendi taraftarları bile. İstanbul için olabilir mi? Ya olur mu canım kim saldırıyor Allah aşkına ya? Kim Sayın saldırıyor? Sarı İstanbul Peki, için olabilir ya, mi diyor Zafer Bey. Böyle bir niyeti yok da. Şimdi bakın böyle bir niyeti yok da. Daha bundan 3 hafta önce... Sivas'a gitti. Genel Başkan başka bir ilçede açılış yapıyor. Ekrem Bey başka bir ilçede açılış yapıyor. Ekrem Bey'in afişlerinin daha fazla olduğu bizzat CHP içerisinde konuşuluyor. Yani siz istediğiniz kadar yok deyin. İmamoğlu'nun makro hedefleri var. Cumhurbaşkanlığı olmadı. Bu kuvvetle muhtemel CHP genel başkanlığı olur. Bu da çok doğal bir şeydir. Yani bunu efendim böyle bir şey olmaz. Niye Karayalçın böyle yaptı? Böyle oldu. Ya o 90'lardaydı. O o zaman öyle, onun başka sebepleri de vardı. O sadece Karayalçın öyle yaptığı için olmadı. Orada sol 90'larda üç parçaya dört parçaya bölündüğü için büyük şehirleri kaybetti ve bir daha toparlayamadı. Yani dolayısıyla bugünkü e, durumla o günkü durum aslında çok benzerlikler göstermiyor. Evet, buyrunuz. Ne fark eder yani? Şimdi o günkü durumla bugünkü durum. Şu anda önemli olan bugünkü duruma baktığın zaman şu anda ister istemez birileri de bozuluyor. İşte mesaj dağıtıyorlar. Vay niye ben İmamoğlu'nu savunmuyorum ki İmamoğlu için mantıklı olan her şeye evet diyorum. Mantıksız olan şey hayır diyorum. Mesela mantıksız olan şey nedir? Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanlığı şu aşamada düşünmesi mantıksız değildir. Ama bu size göre değil, bana göre mantıksız. Yani size göre mantık doğru. Herkesin kendine göre bir mantığı var. Benim kendi mantığıma göre doğru olmadığını Yapıyorsun. söylemek durumundayım. Niye? Örnek var. Diyorum ki Murat Karayalçın örneği var. Geçmişte yapılanlar var. Onun için şu anda İmamoğlu aslında bütün bu yapılanlardan da çok mutlu. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda eğer mutsuz olsa bize mesaj atar, bizi bulur. Der ki ya böyle değil, böyledir. Biz de o zaman onun adına deriz ki böyle diyor gerçekten. Neden mutlu? Çünkü ondan bahsediyoruz. Ama çok güzel bir laf söyledi Murat Bey. Bunları dedi, sizin bahsettiğiniz ekipler hangi ekiplerse yaptıklarını belki de İstanbul'un gelecek seçimleri için yapıyor. Yani Trump iki yıl sonra yapılacak seçime bugünden hazırlık yapmaya başlıyor da İmamoğlu iki yıl ya, sonra Sayın yapılacak belediye seçimlerine çok, hazırlık yapamaz Sayın bakanım, mı? bir araya girebilir miyim? Girin, Bak, buyurun. Bir, bir araya girebilir miyim? Çok ya, özür dilerim. Seçim derim. için demedim. Ya, bakın, iyi Burada için. da bir terslik var. Bak, Tabii yani İstanbul Büyük Şehir. Ben, Büyükşehir ben Büyükşehir hep başkanım. Murat, Murat, Sayın Bakanım hem Murat Sarı Bey'e hem size itirazım var. Çok net itiraz ama hani Niye itiraz ortaya koyuyorum. Ya? Şimdi siz mesela size yani şuna Büyükşehir itiraz Yani bir şey belediye başkanlarına da hazırlık mı? İlle Cumhurbaşkanı mı hazırlık? hayır hayır onu değil. İşte işte ben de onu diyorum. Bence Ekrem Bey'in kafasında Cumhurbaşkanı adaylığı içinde hiçbir şey yok. Eğer öyle olsaydı sizin dediğiniz gibi. Şimdi ha, olabilir. bugüne kadar Bugün değil ama adaylık. masaya gelme günü bir gel saniye. yaklaştığı gün bir koşullar <laughs> olabilir. Tamam. O gün Murat Bey bir araştırma yapar. Ya hayır, Herkes hep oyların yüzde öyle, öyle oldu. Öyle bir arzusu 55 oldu. da olur. Sayın Bakanım. Sayın Bakan öyle bir arzusu da var. Bakın ben çok net ortaya koyacağım. Şimdi bugüne kadar Ekrem Bey ile en az 8-10 tane mülakat yapıldı. O 8-10 mülakatın hepsinde aday mısınız, Cumhurbaşkanı aday mısınız, işte adınız geçiyor diye soruldu. Çeşitli şekillerde ama bir şekilde soruldu. En son katıldığı yayında bir daha soruldu. Şimdi bu tartışmayı bitirmenin çok basit bir yolu var. Daha doğrusu 3 şekilde yolu var. 1- e, Melek Bey, bey şey burada da ben bir araya gireyim. Eğilim, hani herkes birbirinin lafının arasına giriyor ya bu sefer de ben sizin lafınızın e, arasına gireyim müsaadenizle. O kasıldığı televizyon evet. programında da dedi ki evet. yani e, belediye başkanı olduktan sonra ona yabancı bir e, basın mensubu sormuş seçimin hemen akabinde. Yabancı spiker sorunca Allah bilir demiştim işte adaylık cevabı olarak. E, siyasete evet, başladığım evet. bir gün yarın siyaseti bırakabilecekmişim gibi siyaset yapacağım dedim. Siyaset benim mesleğim olmayacak olayı hizmet alanı olarak görebilmek. 3 yıl sonra 5 yıl sonra 7 yıl sonra bu ülke e, siz nerede hizmet verir diye soruyor Yani kariyer hedefim yok 3-5-7 yıl sonra ne olacağını bilemem e, şeklinde cevap vermiş o zaman. İşte çok güzel Buyurun, bir Buyurun, tamam. Bey. Ee, bakın çok bir saniye. Bakın benim önümde e, Rus Komersant'ın gazetesine verdiği mülakat da var. Orada Cumhurbaşkanı aday mısın sorusuna verdiği cevap o, da, o zaman. Diyor ki ha hatırlarsanız diyor İstanbul Belediye Başkanı ben aday olmadım diyor. Beni aday gösterdiler. E, ve ben ittifakın adayı olarak e, beni aday gösterdiler. Dolayısıyla Altılı Masa da en doğru isme kendisi karar verir. Dolayısıyla bakın bütün hepsi, bak hep mülakatın hepsini alt alta koyun. Bu tartışmayı bitirmenin üç tane yolu var. Üç, üç tane. Bir, radikal bir karar olarak dersiniz ki ben Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde aday değilim. Tartışma biter. İki, doğrusu genel başkanımın adaylığıdır. Onu destekliyorum ki o da zaten e, çat, e, altılı masa İsterse bundan onu duyacağını söylemişti. Dolayısıyla benim adayım Genel Başkan'dır dersiniz. Tartışma biter. Üçüncüsü ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnunum. Bir dönem daha yapmak istiyorum dersiniz. Yine tartışma biter. Üçünü de söylemez. Ben bundan say ya üçünü de söylemez. Öyle mi bir diyor zaten mesele orada. Üç, 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 Çok güzel. Bir siyasetçi üçünü ya, de söylemez. Ya söyle bakın. Kendi önünü niye kessin? Kesin omurda edenler, hayal ya, edenler bıraksın, tamam. hayal etsinler. Ha. O ah, çok güzel, harika. Etrafındakiler tamam, işte, hayal gelecek. Yani niye kessin ya. ki önlerini? O zaman o zaman Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayını istiyor. Öyle mi? İstemiyor. Ama istiyorum da demez. İstemiyorum da bakın, demez, işte istiyorum diyorsun, da demez. E, birileri, birileri yakıştırıyor ona. Daha ne olsun? Kendi bakar güler. Der ki işte biraz evvel Okunan şey nedir? Hizmet talep edilirse yaparım. Ya diyor, sayın bakın. Hizmet talep ne bakanım, demektir? Test Toplandığı mi? birileri Sayın Sa İmamoğlu sayın bakanım, sen seçilecekse mecbursun bakanım, bu Cumhurbaşkanını değiştirebilmek için sana ihtiyacımız var derse çok özür mecburen dilerim diyecek ki Hanım, şeriatın kesin bakanım, parmak kaçılmaz girecek bu, işit bu işin içine. Buyurun ekpe. Sa sayın Bakan bu iş, bu işi test edelim mi bir? Bir test edelim çok basit bir test. Bana bir sorar mısınız mesela? Melik sen siyasetçi olmak istiyor musun diye bir niye Sorayım ki, sorayım edeceğiz. Şimdi. Hayır niye sorayım ya ki? bir sorun. Hayır sorarsan, hayır, bir sorun. sorarsan, sorarsan bir sorun ben sen göstereceğim ver, size. Ne cevap verirsen ver. Ben... Yalan çıkacağım. Ben yalan karşı cevap vereceğim. O zaman ben kendi Bile sorayım. bile niye sorayım? Ben, ben o zaman ben kendi kendine... yapmıyorum tamam. Sana karşı? Bakın iki soruyla, bak iki soru arasındaki farkı göstereceğim. Allah aşkına sorular saniye bir saniye. Bu çok Sayın Bakanım, Bakın iki soruyla bu işi pratiğe dökeceğiz. Fulya Hanım bir sorar mısınız Allah aşkına bana siyasetçi olmak istiyor musunuz? Fulya Hanım, siyasetçi olmak istiyor musunuz ben. Melik Bey? O Asla hayır hiçbir şekilde düşünmüyorum. Şimdi ikinci soruyu sorun. Trabzonspor kulüp başkanlığı gibi bir hayaliniz var mı diye sorun. Var mı böyle bir kulüp başkanlığı hayaliniz Trabzonspor'la ilgili? Allah büyüktür Allah bilir. E, bak, görüyor, görüyor musun? Her Sizler, Trabzonlu Trabzonspor Kulübü Başkanı farkı ister. <laughs> Cevap bu. Buyurun, aradaki farkı gördünüz mü? Yok, mi? Melih Melik Hanımköy'den dolayı. Aradaki den fark, ]den fark budur Trabzonlu. Işte. Hanımköylü Trabzonlu. Ama Hayır, şey aradaki oluyor. aradaki fark budur. Sayın İmamoğlu da çıkar der ki, ben cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum hiçbir şekilde. Biz de tartışmayız ama, ama yani, istediğini gayet bir, iyi biliyoruz. O yüzden, ya de işte, doğal, anormal ki. değil. Bakın. Sayın yani, sarı, hayır hayır hayır. Ben ben, hani niye yani, istiyorum? Ya bu bu niye istiyor falan? Bu sorunlu bir durum olduğu için söylemiyorum. Sayın bakan öyle bir niyeti yok dediği için itiraz ettim. E, yok öyle şu anda. Nasıl olmaz? olmaz, olmaz şu anda. Ha. Ama birileri onu zorlarsa o zaman ya hayır dedi ki. E, ya bu kadar şeyin niyeti nihel? Bakın, ben ilk zamanlarda seçildikten sonra verdiği bir röportajı hatırlıyorum. Sayın İmamoğlu'nun. Ha, bulabilirsiniz bunu, diyor ki İstanbul'un, benim hedefim diyor, siyasi kariyerim şu aşamada diyor, İstanbul'un en iyi belediye başkanı olarak anılmaktır diyor. Gelecekte diyor. Var, benim hedefim var, bu diyor. Yani kendi söylemi. Kendi verdiği röportaj. Seçildikten işte bir iki ay sonra yaptığı bir röportaj. Ama zaten ha. seçilmiş bir insanın böyle bir demeç vermesi doğal değil mi yani? Ama işte, çok bak var. mesela şunu da okuyayım. Murat Bey. Ta oraya şunu oraya okuyabilir miyim? Çok müsaadenizle. Zaman. Bakın. Ya müsaadenizle şunu okuyabilir miyim? Bakın. Sayın İmamoğlu'na soruluyor. Cumhurbaşkanı da e, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili fikriniz nedir? Aday mısınız? Hani isminiz konuşuluyor. Verdiği cevap İmamoğlu. 2.3'te. İstanbul Belediye Başkanlığı'na nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz diyor. Rus gazeteciye söylüyor. Diyor ki hatırlıyor musunuz diyor. Sonra kendisi devam ediyor. Diyor ki bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muha, muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum. Bakın, tarihi de yani nereye Rus Komersat. ne zaman yani Ekrem Bey 2021 sonundan beri hatta hasta ilk günden beri de 2021 sonundan beri yani son günlerinden beri biz Ekrem Bey'in adaylığını öyle ya da böyle tartışıyor muyuz? Anketlerde çıkıyor mu? İşte siz tartıştıkça. Sebebini siz söyleyelim. Buyurun siz Sayın de. Sarı. Sayın İhter müsaade edin. Sayın Türker konuşuyor. buyurunuz Sayın Sarı söyleyin. Bu, bu, bu Bunun en önemli sebebi bakın en önemli sebebi İstanbul'daki 25 sene sonra AK Parti iktidarını yıkması oldu. Gitti o seçimi kazandı. Aynı şey Mansur Yavaş için de geçerli. 30 sene sonra oradaki AK Parti iktidarını, yani 30 sene ben o Refah Partisi'ni falan da katıyorum Sayın Melik Gökçek'le ilgili. Onun için 30 25 yıl öyle tam. 25 yıl değil tamam. bu, bunu yıkması... Ya onun için kamuoyu bu iki adaydan da işte daha doğrusu kendi seçmen kitlesi bu iki adaydan da AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğini düşünüyor. Ve dolayısıyla ön plana çıkıyor bu iki isim. Çünkü çok az buz şehirler değil. Bir tanesi Ankara, Türkiye'nin başkenti, bir tanesi de İstanbul, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en yüksek yoğunluklu nüfus yoğunluklu şehri. Ve ve seçmen sayısı en yüksek olan şehri Türkiye'nin ve Avrupa'nın da şehirlerinden bir tanesi. Dolayısıyla İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ankara'nın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraları AK Parti'nin elinden aldı bu belediye başkanları. Seçime girerek kazandılar. Hem ve seçmende partisiyle. de bu belediye başkanlarına karşı ha, Cumhurbaşkanlığı adayı ol, Cumhurbaşkanı adayı olurlarsalar eğer onu da kazanırlar. Algısı oluştu. Bu kadar basit bir şey bu. Dolayısıyla tamam. Açık uçlu sorularda isimleri çıkıyor Bakın isim koyarak değil açık uçlu. Tamam. Kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz diye soruyoruz. Çık vermiyoruz. Bu isimler çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç benim çık benim vermeden çıkıyor. Yok, bu Sarı. O zaman nerede bu isimler dinle, çıktı? Hayır, benim buna it. Ben, benim buna hayır. itirazım yok. Ben, ben itirazım şurada. Sayın Bakan'ın dediği istemiyor soru şey cümlesi doğru bir cümle değil. Ya, yani ben ben ama, de, şimdi onu de söylüyorum. Istiyor. Kendileri şu anda de istiyor, da demez, arzuluyor. Da demez. İstiyor ya. Ya siyasetçi şu anda ne istiyorum der ne istemiyorum der. İstiyorum dese muhalifleri önüne çıkacak. Hani Kılıçdaroğlu'nda bile hemen karşısına ittifak kuruldu diye başlık atıyoruz değil mi? O zaman kim kattı başlık konusu? İstemek fiili yanlış. Kim Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tamam. olmak istemez? Ya. Ama söylemez. Hangi siyasetçi? Ama söylemez. Ha. Söylemez doğru. İstemiyor yani söylemez. yanlış. Tavır koymaz. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Peki buyurun Melik Bey. Ben de diyorum ki bir hesabınız varsa siz böyle net cevap vermezsiniz. Ya mesela gidin e, kime diyelim mesela Zeydan Karalar'a sorun. Muhittin Böceği'ye sorun. Vahap Seçer'e sorun. De, onlar da <laughs> MHP'den aldı orayı. E, Antalya'da AK Parti'den aldı şey Muhittin Böcek. Özdem <laughs> ee, Özlem Hanım, Özlem Çerçioğlu Aydın'a aldı yıllar sonra. Belli olmaz Şimdi belki onlardan sorun? birisi aday oldu. Yıllar sonra, yıllar sonra de, şey. canım, Özlem Hanım çok Onlardan da... aday, aday olmayacağı ne malum? Hayır hayır. Ay milletvekiliyken gitti orayı aldı ve hale devam ediyor. Tamam yani, da bakın şu anda orası, meclise çoğuluk olduğu için aldım, millet. Özlem Hanım'ı kadın aday gösterirlerse gösterirler. Aynen. Aynen. Bakın Yılmaz mesela Yılmaz Büyükerşen sizin partiniz Demokratik Sol Parti %2'lerde ikilerde üçlerdeyken Yılmaz Büyükerşen Eskişehir kazandı. Şimdi bu az buz başarı mı? Ama biz bu isimleri konuşmuyoruz, değil mi? Ya da kendileri... Onun da böyle bir alçısı olma şansı var. İki mi? tane oy var. Ama derse, ona oy verir mi yerine gelecek? Hayır, İstanbul ve Ankara'dan ben, bahsediyoruz. Ben, ben İrmaz, İrmaz Büyükersen çok, hayır İrmaz Büyükersen çok kıymetli bir siyasetçi. Zaten çok takdir ettim biri. O anlamda söylemiyorum. Ama 10 milyon seçmen, 16 milyon seçmenden Şekilde bahsediyor. Öne çıkmıyor. <laughs> ha, ben de diyorum ki. Arzu ve istekleri var. Farklaştığımız nokta burası. Siz bana sadece şey derseniz, ya seçmen istiyor, hadi, Adana bir buçuk, hadi, bir hadi, hadi kendi Eski istemiyor. Bir falan. öyle değil. Yani, öyle değil. Yani kendi kendileri de en az seçmen kadar istiyor. Açtığımız nokta bu. Zaten Bey... bir hesabı var. Hem PR çalışması, hem taban, hem kamu oluşturma geldiği ilk günden beri ikisinde öyle bir hesabı var. Var ya, var yani. Ya ben görüyorum olduğunu. Harika gazetecilik. E, Zor lan söyleteceksin adayım diye ki herkes ona karşı olsun diye. Peki Zafer Bey siz bu tartışmaya ne dersiniz? Yani Sayın İmamoğlu'nun daha Tabii doğrusu ya. vermiş olduğu bu cevaba işte Allah bilir kariyer hedefim yok 3 5 7 yıl sonra ne olacağını bilemem açıklamalarına dair siz ne dersiniz? Fulya Hanım ben bir araya kaçak gündem sokacağım. Ondan sonra o sorunuza cevap vereceğim. Tamam. Ya Şimdi ben bunu katıldığım her yayında söylüyorum, sosyal medya dile getiriyorum. E, marketlerde yani bu pandeminin başından evet. beri vatandaşın cebinden elini çekmeyen marketlerde son dönemde hayatın ve ekonominin olağan akışına uygun olmayan fiyat artışları söz konusu. Hmm. Vatandaş bundan gerçekten çok şikayetçi. İmamoğlu'nun 3-5-7 yıllık gelecek projeksiyonundan daha çok inanın yani bunu konuşuyorlar. Çok haklısınız. Ve atmışsınız. şu çok acı eski... Eskiden, bakın eskiden diyorlardı ki dolar artıyor. Kardeşim aylardır dolar artmıyor. Eskiden diyorlardı ki işte mazot artıyor. Yok, artmıyor. Asgari ücret tartışının üzerinden aylar geçti. Peki kardeşim siz şimdi şu an Bize neyi artmıyor? gerekçe göstererek fiyatlara düzenli olarak zam yapıyorsunuz? Yani bunu hakikatten artık e, bu serbest piyasa serbest piyasa deniliyor. Ama bu gözünü kar hırsı bürüyen, Pandeminin başından beri vatandaşın cebinden elini çekmeyen e, bu gıda zincirleri deyim artık ben. E, hakikaten buna bir e, dur denilmesinin zamanı geldi. Özellikle belli başlı temel gıda maddelerinde bir tavan fiyat e, belirlenmesi bence gerekiyor. E, şimdi sosyal medyada da bu konu çok konuşuluyor. Hakikatten ben kendi adıma buna yeter diyorum. Yani bu artışları yapmalarını gerektirecek şu an hiçbir şey yok. Ama düzenli olarak çeşitli gıda fiyatlarına zam yapıyorlar. Evet, yani birçok kişinin düşüncesi tercümanla olmaz. Teşekkürler. kiracı ev sahibi çatışmasını körükleyen... ...kira fiyatlarına sürekli yukarıya doğru çıkması, sürekli ödenemez miktarlara gelmesi, bunların hiçbir sebebi yok dediğiniz gibi. Yani şu aşamada ve, ve kontrol edilmiyor. Demek ki Hırsı Murat Bey şimdi ev sahipleri şunu yapıyor. Efendim e, kiracısını arıyor. Ya evden çık ya kirayı arttır. E, 25 sınırı var. E sen evet bilirsin. 25 sınır Peki, var. Kardeşim, doğru siz söylüyorsun. Bu ev Ama buna pek uyulmuyor. Uyumayan ev, ev bir sahipleri çok fazla var. Çıkıyor <laughs> bunlar. Evet. Ya bugün e, şimdi bir haber sormak edelim. lazım kardeşim. Kendi, kendi sizin gözünüz ne zaman doyacak? Sahibi şey çıksın diye. Ne dediniz Hı Zafer Bey? Duyamadı. Yani, Duyamadım. Hakikaten ben, hakikaten merak ediyorum. Hani bir Kızılderili atasözü var ya, diyor ki işte son dere kuruduğunda, son balık tükendiğinde beyaz adam paranın yenmeyecekmiş şey olduğunu anlayacak evet. diye. Ya peki bu ev sahipleri, bu marketler, kardeşim siz bu fiyatları daha nereye kadar arttırmayı düşünüyorsunuz? E peki yani bu ev sahipleri bunu arttır, arttır, arttır. E bu adam bunu ödeyemeyecek. Acaba ne olacak? Sonra nereye ne varacaksınız? Yani ben doğuma büyüme Ankaralıyım. Bugün... Keçiören taraflarında insanlarla konuştum. Ya standart ev kiralarından insanlar bahsettiler. Ben kulaklarıma inanamadım. Ve e, birçok insan Murat Bey'in söylediği gibi ev sahibiyle mahkemelik olma aşamasına evet, yani gelmiş. İstanbul'da da ya, diğer şehirlerde de aynı durum dört, söz konusu. Önemli Şimdi bir noktaya de... değindiniz. Teşekkür Hanım, ediyorum ama reklama gitmem gerekiyor. Ben şunu, ben şunu söylemiyorum. Sayın. Çok kısa yani hayat dört dörtlük falan demiyoruz. Her şey çok güzel demiyoruz. Ama bu fiyat artışlarının artık sadece ekonomiyle açıklanabilir bir yanı kalmadı. Başka Ekonomi bir şey var burada. ben bir cümle söyleyeyim Ama mi? yok gitmem gerekiyor. Zafer kardeşim seni tebrik ediyorum. Bizim bile söylemediğimizi sen söylediğin Teşekkür, ederim bu, teşekkür işten, ederim. bu işten kim zarar görüyor onu da düşün arada. Peki çok teşekkürler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından CNN Türk Masası devam edecek.